Evet, bugün iki tane daha eşitsizliği ispat edeceğiz. Tabii daha fazla da eşitsizlik var ama çok standart kullanılan eşitsizlikler bunlar. Bunlardan birincisi Cauchy-Schwarz eşitsizliği, diğeri de Chebyshev eşitsizliği. Cauchy-Schwarz eşitsizliğiyle başlayalım. Cauchy Schwarz eşitsizliği. Şimdi burada iki tane grup reel sayı var. A1'den AN'e kadar birinci grup. B1'den BN'e kadar da ikinci grup. Bunlar reel sayılar. Herhangi bir pozitif negatif olmak zorunda değiller. Cauchy-Schwarz'ın eşitsizliği şunu söylüyor. Bu iki kümenin cross productlarının karesi ya da dot productlarının karesi, yani bunu bir vektör olarak düşünürsek A ve B'yi, eleman ya da element wise çarpımlarının toplamının karesi küçük eşittir elemanların karelerinin çarpımıyla, pardon, karelerin toplamıyla diğerinin karelerinin toplamının çarpımından küçük ya da eşittir. Şimdi burada eşitlik ne zaman oluyor? Eşitlik şu zaman oluyor. Ancak A1 bölü B1 eşittir A2 bölü B2. O da eşittir nokta nokta. AN bölü BN ise o zaman bu eşitlik söz konusu oluyor. Şimdi eğer N eşittir 1 ise o zaman bu neye dönüşüyor? AB'nin karesi küçük eşittir A kare ve B kare oluyor. Eğer n 1 olursa A1 çarpı B1'in karesi, yani AB'nin karesi küçük eşittir A kare B kare oluyor. Eğer iki tane olursa bu sefer de mesela üç tane olursa örneğin o zaman da olay şuna dönüşüyor. AX artı BY artı CZ'nin karesi küçük eşittir A kare artı B kare artı C kare çarpı X kare artı Y kare artı Z kare olmuş oluyor. Evet. Şimdi bu Cauchy-Schwarz eşitsizliği. Şimdi buna B'ne benzer bir şekilde bir de Chebyshev eşitsizliği var. Chebyshev eşitsizliğine bakalım. Chebyshev eşitsizliği de şöyle yazılıyor. Chebyshev eşitsizliğinde gene iki grup sayı var. N tane ama özel bir durum var. Nedir o? A'lar kendi aralarında sıralı. Yani A1'den AN'e kadar bir sıralı dizi var. B1'den BN'e kadar da diğer dizi de sıralı. Dolayısıyla A1 ve B1 B'ler, AN ve BN'ler sıralı bir şekildeler, bir küçükten büyüğe doğru. Bu durumda Chebyshev eşitsizliği şunu söylüyor. 1 bölü N gene AI BI'lerin bu sefer sadece dot productları buradan farklı olarak. Fakat büyük eşittir 1 bölü N AI'lerin toplamı ile 1 bölü N Bİ'lerin toplamından büyük ya da eşit oluyor. Dolayısıyla burada da aynı şekilde Çebişev eşitsizliği olarak adlandırılıyor. Tabii Çebişev eşitsizliği önceki aritmetik geometrik ortalama veya diğer eşitsizliklere göre bir tık daha az kullanılıyor. Çünkü özellikle ne olması gerekiyor? Bu şartları sağlayan gruplar için geçerli oluyor. Okey. Şimdi ilerleyelim. Bir iki tane örnekle devam edelim. Şimdi önce Cauchy-Schwarz'la başlayalım. Örneğin aritmetik geometrik ortalama n tane sayı için aritmetik geometrik ortalamanın ispat etmeye çalışalım. Şimdi n tane sayı için aritmetik geometrik ortalama neydi?
Aritmetik ortalama A1, A2, nokta nokta AN bölü N'di aritmetik ortalama. Geometrik ortalama neydi? N'inci dereceden A1, pardon, kuadratik ortalama, yanlış söyledim. Aritmetik geometrik ortalama değil de kuadratik ortalamayı ispatlayacağız. Kuadratik ortalama neydi? A1 kare artı A2 kare artı nokta nokta AN karenin kare köküydü. Tabii N bölümünü. Şimdi bunu göstermek için aslında şöyle bir şey yapacağız. Her iki tarafı şöyle yapacağız. A1, A2, AN'ler, A1, A2, nokta nokta, AN'leri bir dizi olarak alacağız. Sonra diğer diziyi de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 olarak alacağız. Şimdi bunu bu şekilde yaptığımız zaman şuradaki Cauchy Schwarz eşitsizliğinde şu kısmı alalım mesela şurayı. Şuraya yapıştıralım. Şimdi bunlar A'lar olsun, öbürleri de B'ler olsun. Ne yapacağız? A1 çarpı 1 artı A2 çarpı 1 artı nokta nokta AN çarpı 1 karesi küçük eşittir. Ne olacak? 1'in karesi artı 1'in karesi artı 1'in karesi artı nokta nokta artı 1'in karesi. Çünkü B'ler 1'di. Artı çarpı A1'in karesi A2'nin karesi nokta nokta AN'in karesi. Şimdi dikkat edersek şu grup şuna benziyor. Şu grupta şuna benziyor. Dolayısıyla A1 artı A2 artı nokta nokta AN'in karesi küçük eşittir. Bunların toplamı da N. N çarpı A1 kare artı A2 kare artı nokta nokta AN kare olmuş oluyor. Her iki tarafı da N'e bölersek, N kareye bölersek, o zaman ne olacak? Burası N kare olacak. Burasını da N kareye böldük. N'ler birbirini götürecek. Sol tarafın kare kökü bunun karesine eşit. Bunun kare buna eşit. Sağ tarafın kare kökü de buna eşit. Dolayısıyla eşitsizliği ispat etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi aslında bir koyarak ikinci kümeye eşitsizliği göstermiş olduk. Şimdi bir sonraki örneğe geçelim. Bir sonraki örneğimizde de diyelim bizim elimizde şu var. Y eşittir A sinüs X artı B kosinüs X olsun. Şimdi bu fonksiyonun maksimum değerini bulmaya çalışalım. Şimdi maksimum değerini nasıl bulacağız? Aslında eşitsizlikten yine yararlanacağız. Yani şuradaki eşitsizlikten, Cauchy-Schwarz eşitsizliğinden yararlanıyor olacağız. Gene onu alalım buradan. Sonra buraya gelelim ve yapıştıralım. Okey. Şimdi gene ne yapacağız? Birine A ve B diyeceğiz. Birine de sinüs x, kosinüs x diyeceğiz. Yani A1, A2 B olacak. B1 sinüs x, B2 de kosinüs x olacak. O zaman ne olacak? Sol taraf A sinüs x A1 B1 artı B kosinüs x'in karesi küçük eşittir. A kare artı B kare çarpı sin kare x artı kos kare x olacak. Şimdi sin kare x artı kos kare x'in biri olduğunu biliyoruz. O zaman demektir ki a sin x artı b kosinüs x'in her zaman neyden küçük? Kök içinde a kare artı b kareden küçük olduğunu görüyoruz. Ne zaman peki eşitlik söz konusu? Hatırlarsak onu da söylemiştik. Oranları birbiriyle aynıysa, yani
Onu da tekrar kopyalayıp yapıştıralım. Şu oran birbiriyle aynıyız. O zaman onu alalım bu tarafa. Bu da ne demektir? A bölü sinüs x eşittir b bölü kosinüs x olduğunu. Ya da taraf tarafa bölersek a bölü b tanjant x olduğunu. Dolayısıyla tanjant x a bölü b ise o zaman bu maksimum değeri ne yapıyor olacak? Almış oluyor olacak. Evet, bir tane daha örnek çözerek bitiriyoruz. Örneğimiz şu. 1 bölü a küp b artı c artı 1 bölü b küp c artı a artı 1 bölü c küp a artı b'nin büyük eşittir 3 bölü 2 olduğunu göstermenizi istiyoruz. A, b, c pozitif sayılar ve a, b, c çarpımı da 1'e eşit. Şimdi ABC çarpımı 1'e eşitse bunu kullanmamız lazım. Şimdi ABC çarpımının 1'e eşitliğini kullanabilmek için hatırlarsak ne var? Geometrik ortalama var. Yani ABC'nin küp kökü var. Dolayısıyla bir şekilde aslında neye gitmemiz lazım? Aritmetik geometrik ortalamaya gitmemiz lazım. Şimdi ama aritmetik geometrik ortalamaya gitmek için de bize A artı B artı C lazım. Fakat bunu nasıl çevireceğiz ona? Esas yapmamız gereken şeyler biraz da onlar. Şimdi önce birinci taktik olarak şunu yapıyoruz. Dönüşümler yapıyoruz. X eşittir 1 bölü A, Y eşittir 1 bölü B ve Z eşittir 1 bölü C diyoruz. Bu şekilde dediğimiz zaman A yerine örneğin işte B artı C neye karşılık geliyor? Bakalım mesela Y 1 bölü B olduğunda B eşittir 1 bölü Y oluyor. C eşittir de 1 bölü Z oluyor örneğin. B artı C de sonuçta neye karşılık geliyor? Y artı Z bölü Y Z'ye karşılık geliyor. Dolayısıyla işte 1 bölü B artı C de Y Z bölü Y artı Z'ye karşılık geliyor. Bunları aslında koyarsak taraf tarafa işte hepsini mesela 1 bölü B artı C bu. 1 bölü A artı B de bu durumda işte X, Y bölü X artı Y. 1 bölü A artı C de bu durumda X, Z bölü X artı Z oluyor. 1 bölü A da X'e eşit. Dolayısıyla bunu da X ile çarptığımız zaman bunların sonucunda aslında şunu buraya, bunu buraya, bunu da buraya koyduğumuz zaman B küplerle birlikte problem şuna dönüşüyor. X kare bölü Y artı Z artı Y kare bölü Z artı X ve artı Z kare bölü X artı Y büyük eşittir 3 bölü 2 oluyor. Burada tabii güzel taraf şu. A çarpı B çarpı C 1'di. Burada X 1 bölü A 1 bölü B 1 bölü C olduğu için X çarpı Y çarpı Z de 1 bölü A B C o da 1. Dolayısıyla aslında bir şey değişmedi. Bir anlamda X'ler için de aynısını geometrik ortalamaya gidebilirsek aynı şeyi sağlamış olacağız. Şimdi denklem buna dönüştü. Şimdi bunun sol tarafına S dersek yani S aslında şuna karşılık geliyor. X bölü kök Y artı Z'nin karesi artı Y bölü kök Z artı X'in karesi artı Z bölü kök X artı Y'nin karesi. Şimdi bunu Cauchy-Schwarz'la bağlayalım. Şimdi Cauchy-Schwarz'ta ne vardı? Cauchy-Schwarz diyor ki neredeydi Cauchy-Schwarz? Buradaydı.
Koşi Schwartz diyor ki şunu söylüyor. Şimdi o zaman gelelim buraya. Şimdi burada bir şekilde eğer şu U, V ve W'yu doğru sayılar yerleştirirsek şunu yakalayabiliriz. S çarpı U kare artı V kare artı W kare büyük eşittir. X U bölü kök Y artı Z eşitsizliği bu taraftan aldığınızı düşün. Yani yönü bu tarafa çevirdik. Artı Y V bölü kök Z artı X artı ZW bölü kök X artı Y'nin karesi. Dolayısıyla bu buraya geçti. Şimdi buradaki dolayısıyla şuradaki A'lar bunlara karşı geldi. Bu A1 oldu. Bu A2 oldu. Bu A3 oldu. Bunlar da B1, B2 ve B3 oldular. Şimdi bu şekilde yapıldığı zaman neyse peki U, V ve W'yu seçeceğiz? Güzel bir U, V ve W var mı? Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Aslında U yerine kök Y artı Z, V yerine kök Z artı X, W yerine de kök X artı Y'ye dönüştüreceğiz. Şimdi böyle yaptığımız zaman şu tarafta dikkat ederseniz U yerine bu kökleri yazdığımız zaman şu gruplar şurası bu U, V ve Z'ler gidecek. Sağ tarafta ne kalacak? X artı Y artı Z'nin karesi kalacak. Dolayısıyla sol tarafta ise S çarpı U kare artı V kare artı W kare vardı. Şurası neye karşılık gelecek? Y artı Z artı Z artı X artı X artı Y'ye karşılık gelecek. Yani aslında iki tane S çarpı X artı Y artı Z olacak. Şu sol taraf. Şurası. Sağ taraf ise büyük eşittir. Bunların çarpımı yani x artı y artı z'nin karesi. Çünkü bunlar cancel ettiği zaman geriye x artı y artı z kalmış olur. Şimdi bunlar da gittiği zaman o zaman 2s büyük eşittir x artı y artı z kalıyor. Şimdi 2s dediğimiz şey neydi? S dediğimiz şey neydi? Buydu. O zaman aritmetik geometrik min ortalaması gereği bizim istediğimiz şey zaten şu S'nin büyük eşittir 3 bölü 2 olduğunu göstermekti. Biz biliyoruz ki X artı Y artı Z de aslında 3 küp kök X, Y, Z'den büyük eşit. Şimdi bu şu kısım aritmetik min, geometrik min kısmı. Şurası 1 zaten. Onu zaten söylemiştik. Şurada. O zaman x artı y artı z büyük eşittir 3 olacak. 2s de bundan büyük. O zaman s büyük eşittir 3 bölü 2 olacak. Zaten biz de onu ispat etmeye çalışıyoruz. Yani şunun 3 bölü 2'den büyük eşit olduğunu göstermeye çalışıyorum. Evet, tekrarlarsak bu biraz uzun oldu. Temel olarak bu eşitsizliği ispat etmeye çalıştık. Önce x, y, 1 bölü a, 1 bölü b, 1 bölü c dönüşümlerini gerçekleştirdik. Bu dönüşümlerin temeli burada. Ardından karşımıza bu eşitsizlik çıktı. Bu eşitsizliğin güzel tarafı x, y, z'nin de 1'e eşit olması. Buradan aslında şeye gitmeye çalışıyoruz. A, b, c 1 olduğu için bir şekilde aritmetik min, geometrik min kullanabiliriz diye. Sonra bunu yani şu tarafı S dedik biz ona. S'yi bu şekilde ifade ettik. Ve buradan da taraf tarafa çarpımlardan şöyle bir Chebyshev pardon Cauchy-Schwarz
eşit hizini kullanmaya çalıştık. Cauchy Weiss eşit hiziği de buradaydı. Şuydu. Bunun üzerine ne yaptık? Öyle V, W ve X, U, E, W seçelim ki şu eşitsizlik olsun dedik. Oralarda da kök Y artı Z, kök Z artı X ve kök X artı Y'leri seçtik. Böylece bunlar köklerden sağ tarafta kurtulalım diye. Onlardan kurtulunca sol tarafta da güzel oldu. Çünkü onların kareleri toplamı da 2 tane X artı Y artı Z çıkmış oldu. Dolayısıyla sonuç olarak sağ tarafta X artı Y artı Z'nin karesi çıkarken sol tarafta da bir tane X artı Y artı Z çıktı ki birbirlerini götürdü. Buradan sonrası aslında direkt aritmetik geometrik mi'nin uygulaması. Bu zaten birden büyük eşit. 2 S de burada büyük. Dolayısıyla 3 bölü 2'den büyük olduğu gösterilmiş oldu. Yani bu şekilde eşitsizlikleri de bitirmiş oluyoruz.